29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu bayram öncekilerden oldukça farklı. Pandemi bütün dünyada etkisini sürdürüyor. 2020 yılında en çok konuşulan, üzerinde durulan konu sağlık oldu. Türkiye, temeli Cumhuriyet döneminde atılmış sağlam kurumları ve onların yetiştirdiği sağlık personeliyle mücadele ediyor ve çok da başarılı bir performans sergiliyor. Peki bu başarıyı neye borçluyuz? Savaştan çıkmış çökmüş bir imparatorluktan, sıfırdan kurulmuş genç cumhuriyete sağlık kurumları nelerdi? Hangi koşullarda kurulmuştu? Zorluklar nelerdi? Bu 29 Ekim için sanal etkinlik temamız Cumhuriyetin Sağlık Reformu. Karşımızda Gazi Üniversitesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nesrin Çobanoğlu. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında tabii büyük bir savaşın üzerine oluşturulmuş bir cumhuriyetten söz ediyoruz. Tam anlamıyla bir kurtuluş savaşıydı bu. Çünkü dört bir yandan, dört bir cephede savaşan bir imparatorluk, yıllar süren, son yüzyıl neredeyse hep savaşlarla geçmiş ve her yerde, bütün cephelerde savaşılmış. Sadece Atatürk'ün savaştığı cephelere bakarsak zaten dört bir yan olduğunu görüyoruz. Afrika, işte bir yandan Yemen, Çanakkale, Balkanlar daha öncesi birçok cephede savaşmış bir ulus söz konusu. Ve bundan tam anlamıyla canını dişine takarak verilen başarılı bir savaş sonrası kurulmuş çok genç bir cumhuriyet. Böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşlarla geçen son döneminde tabii sağlığa çok fazla kaynak ayırabilecek durum da yoktu belki. Sorunuza gelirsek, Anadolu'da o dönemde Cumhuriyet kurulduğu yıllarda ne vardı, nasıldı durum? Sadece 554 tane hekim vardı bütün bir Türkiye içerisinde. 80 civarında hastaneden söz edebiliyoruz ama bunların birçoğunun altyapı ve teçhizatı neredeyse yoktu. İstanbul'da bu arada hekimler nasıl ve nereden yetiştirdi? Hekimler genellikle İstanbul'daki Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden ve Sivil Tıp Fakültesi'nden mezun olurlardı. Ama ağırlıkla İstanbul'daydı bu da. Anadolu'da neredeyse yok denecek kadar azdı. Bir de tabii bizde özellikle askeri hekimlik daha gelişmiştir ve her zaman askerin sağlığı önceliklidir. Ama düşünün, askerde bütün cephelerde savaşan bir askerden söz ediyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ayrıca bir sürü salgın hastalık ve imparatorluğun son döneminde tabii kuşkusuz bir sürü salgın hastalık söz konusuydu. Neydi bunlar? Tifüs örneğin özellikle askerler arasında çok yaygındı ve askerlerin neredeyse ölenlerin üçte birisi, hani savaşta şehit olanların yanı sıra neredeyse tüm ölenlerin üçte biri de ayrıca tifüsten de kaybediyorduk. Bu çok acıdır tabii o yıllarda ve o dönemde ilaç yok, teçhizat yok, bir sürü sorunla uğraşılıyor. Bu arada tabii çok dahiyane buluşlarla tifüsle mücadele eden hekimleri de görüyoruz. Yani bir hekim bin hekim gibi çalışıyor böyle bir dönem. Ama yine de tabii çok yokluklar, zorluklar ve savaş ortamında yaşanan bir Anadolu gerçeği var. Öte yandan sıtma, trahom, frengi, çiçek, verem, tifüs biraz önce söylemiştim. Bunların hepsi çok önemli salgın hastalıklardı ve birçok kişiyi öldürüyor, sakat bırakıyor ve yaşamı oldukça güçleştiriyordu. Aslında daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce bile meclisin kurulmasıyla birlikte hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk aldığı kararlardan birisi sayılır. Çünkü 3 nolu karar. 3 nolu kararla Sağlık Bakanlığı kuruluyor. Ve bu 3 nolu kararla 3 Mayıs 1920'de kurulan Sağlık Bakanlığı'nın ilk atanan bakanı Doktor Adnan adı vardır. Burada bir karışıklık olur zaman zaman. Çünkü Cumhuriyet kurulduğu dönemde, Cumhuriyet kurulduktan sonra atanan ilk bakan da Refik Saydam'dır. Bu nedenle Cumhuriyet'in ilk sağlık bakanı deyince Refik Saydam'dır doğrusu. Ama Türkiye'nin ilk meclis kurulduktan sonra atanan ilk sağlık bakanı kimdir derseniz Doktor Adnan adı vardır. Bunlar tabii çok değerli hekimler. Hem entelektüel hem siyasal kültür olarak, vatanseverlik olarak zaten çok önder kişiler bunlar. Aynı zamanda tabii tıp bilgileri olarak da çok iyi hekimlerdir. Ayrıca politikalara doğru yön verebilmesini bilmiş
insanlardır. Doğru seçilmiş, doğru yere atanmış bakanlardır bunlar. Meclisin ilk görevlerinden birinin Sağlık Bakanlığı'nı hemen kurması tabii ki tesadüf değildi. Bu saydığım ortamda toparlanmak, var olmak, düşmanla savaşabilmek. Çünkü biliyorsunuz meclis kurulduktan sonra bile esas Büyük Kurtuluş Savaşı'nı yaşadık. Tam burada ilginç bir şeyden daha söz etmek istiyorum. Örneğin tam Kurtuluş Savaşı sırasında İsmet İnönü'nün çok özel bir şeyi var. Bütün askerlerine, bu belgeye de yeni ulaştım aslında, koleraya karşı aşı yapılmasını istiyor ve bütün askerlerini aşılatıyor. O savaş ortamında, o hengamede düşünün. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda hani Afyon, Kocatepe, mücevher ve Atatürk'ün dahiyane fikri ve olağanüstü saldırı şemasıyla çok hani hala askerler çok dahi bir savaş biçimi olduğunu söylerler. Biz tarihçiler açısından da öyledir. Az bir güçle olağanüstü bir başarıdır bu. İlk şeyde biliyorsunuz Sayın İsmet İnönü'nün nakış işler gibi topçu birlikleriyle bütün karşı düşman süperlerini dağıtmasıyla başlar. İşte bu şeyin öncesinde askerlerin hepsine kolera aşısı yapılıyor. Ve bunda özellikle İsmet İnönü askerlere kolera aşısı yapılması konusunda ısrarlı oluyor. Atatürk çok uygun ve yerinde görüyor. Askerlere bakın, savaş, bir yandan eğitim, hepsi iç içe. Yani Cumhuriyet çok kolay kurulmamış. Bazı insanların sıradan değil, çok dahi düzeyinde yetenekleriyle ilgileri, özverileri ve canları pahasına kazandıkları savaş ve kurdukları bir cumhuriyet bugün bize emanet edilmiş durumda. Bu arada tabii bir yandan da hani sadece sağlık değil, eğitimin bile o yıllarda, o savaş sırasında bile planlandığını görüyoruz. Tabii tıp da gene bunların içerisinde. Ama öncelikle hedeflerden birisi halkın sağlığı. Daha önce genellikle şunu görüyoruz imparatorluk döneminde, özellikle İstanbul, hani padişahın sağlığı, askerlerin sağlığı, halkın ulaşabildiği oranda, ulaşırsa erişebildiği bir sağlık sisteminden söz edebiliriz. Geleneksel tıp açısından tabii Anadolu bir şey, vaha, çok on binlerce yıllık geleneksel tıp uygulamaları o dönemde gene sürüyor. Fakat ciddi bir biçimde ve sistematik bir sağlık politikasının oluşturulması ve halkın sağlığını birinci öncelik olarak alması Cumhuriyet'le birlikte. Ne yapıyorlar Cumhuriyet'le birlikte? Örneğin hastaneler, hani Ankara'da sadece o dönem, Ankara çok küçük bir yer zaten biliyorsunuz, başkent ilan edildi ama biliyoruz hepimiz, onlara şimdi girmeyeyim, çok böyle çamurlar içerisinde küçük bir kasaba gibi. Burada hemen bir numune, numune biliyorsunuz örnek demek, model demek, bir numune hastanesi kurulması isteniyor. Cumhuriyet kurulduktan hemen sonra 1924'te bu şeyler açılmaya başlıyor, numune hastaneleri. Fakat numune hastanesinin kuruluşundan söz etmeliyim çünkü önemli. Cumhuriyeti kuran ve yön veren Atatürk'ün önerisi, yapıcılığı, talebi üzerine İsmet İnönü'nün bunu kurmak yönündeki kararlılığı ve adımları atması ve kuşkusuz Refik Saydam'ın da bu konudaki isteği, kararlılığı ve bilgisiyle kuruluyor. O dönem hocam Selçuk Aybar vardı, Profesör Doktor Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden. Onun babası o dönem Sayın Aybar, Numune Hastanesi, Fakirler Hastanesi olarak anılan küçücük, teçhizatı olmayan Gureba Hastanesi'ni bir numune hastanesine dönüştürme görevini o da aslında üstleniyor. Bu nedenle Almanya'ya gönderiliyor. O savaş yıllarında düşünün, o hengamede inceliyor, geliyor. Ve sonra kim yapacak bu hastaneyi? Almanlar talip, işte farklı yabancı şirketler var. Fakat o dönem özellikle Atatürk'ün inisiyatifi ve İsmet İnönü'nün yönlendirmesiyle Türklerin yapması isteniyor. Da kim yapacak o savaş ortamında? Ve çok bildik bir isim karşımıza çıkıyor. Onun ilk büyük işi Vehbi Koç. Müteahhitliğini üstleniyor. Bugün bildiğimiz numune hastanesinin ilk müteahhiti. Ve ihale ona veriliyor. Bu büyük bir risk tabii. Türkler yapamaz deniliyor. Ne yaptınız? Hani bütün emekler heba olacak. Hiç böyle bu kadar büyük bir bina yaptıkları, hani Ankara'da böyle bir şey yok.
Ve tabii hatta Vehbi Koç onunla ilgili anılarda da yer alır bu. Böyle sabahlara kadar uyuyamadığı oluyor, kiremit bulamıyor, işte bütün şeylerden kiremit almaya çalışıyor. Çatılardan insanlar kiremit söküp getiriyorlar filan. Bu koşullarda o dönem için çok modern ve güzel olan bir hastaneyi Türkler başarıyorlar. Vehbi Koç'un da ilk büyük ve en önemli işidir. İşte hep birlikte bakın herkes, her birimiz, bizlerin ailelerimiz, ben Antepliyim. Birçok şehit olan aileden birisiyim o dönemde ve sonra yeniden tabii kuran kenti, kuran insanlar. Atalarımız olmaz denileni başarmışlar aslında. Gurur duyacağımız bir tarihimiz ve geçmişimiz var. Bu arada bugünkü konumuz değil ama dünyada ilk hastaneleri kuranlar Türkler. Selçuklu Türkleri zamanında dünyanın birçok yerinde hastanenin adı bile yokken, benzer bir kurum ya da yapı bile yokken bugünküne çok benzer ilk hastaneler gene Anadolu'da ve Türklerin olduğu her yerde kurularak dünyaya yayılmıştır. Bunu da söylemem gerekir, önemli tıp tarihi açısından. Onların torunları olarak biz de daha büyük mucizeleri başarmışız. Numune Hastanesi tabii sadece Ankara'da kurulmamış. Çünkü bir Anadolu ve Türkiye'nin geleceği söz konusu. Halkın geleceğine yatırım yapmak isteyen bir hükümet, devlet ve yönetim önderler topluluğu var. Bu nedenle Trabzon'da, Sivas'ta, Erzurum'da 5 tane numune hastanesi kuruluyor. Bakın Anadolu'da ve Anadolu'nun dört bir yanında. Daha sonra Adana'da kuruluyor. Ama önce ilk 5 tanesi 1924 yılında bu numune hastaneleri kurulmuş oluyor ve faaliyete geçiyor. Yıllara bakın lütfen. 20 daha yani meclis kuruldu. Savaş, Büyük Kurtuluş Savaşı, daha sonra meclis 1923 Cumhuriyet ilan ediyor ve 24'te yapılamaz denilen o günün koşullarında 5 tane büyük hastane kuruluyor. Hemen bunları takiben çeşitli konularda. Örneğin İstanbul'da ilk Verem Savaş Dispanseri ve bir sanatoryum açılıyor. Bunlar da gene çok özel ve önemli konular. Ayrıca sıtma ve frengi konusunda. Sonra akıl hastaneleri. Birisi de doğduğum kent olan Elazığ'da kurulan, işte Manisa'da, Elazığ'da kurulan akıl hastaneleri. Bunlar bakın çok özel şeyler ve çok genç yapılanmaya çalışan bir cumhuriyetin hemen kurduğu şeyler. Böylece hastane sayılarımız hızla artmaya başlıyor ama öte yandan bu büyük kocaman tam teçhizatlı numune hastanelerinin yanı sıra aynı zamanda 5-10 yataklı halka yönelik o dönem için yaklaşık işte halkın ulaşabileceği belli merkezlerde kurulan sağlıkta tedavi ile tanıyı hani birleştiren 5-10 yataklı merkezler kuruluyor büyük bir hızla. Böylece halkın sağlığını önceleyen çok iyi seçilmiş ve tam göreve uygun yeteneklerin, olağanüstü yeteneklerin yerleştirildiği genç başarılı bir cumhuriyetle karşı karşıyayız. Sağlıkta inanılmaz başarılar kazanılıyor ama nasıl? Biraz önce 3 Mayıs 1920'de kurulduğundan söz ettim. İlk Sağlık Bakanı'nın meclisin 3 nolu kararıyla. Kaç personeli var biliyor musunuz? Bakan ve 2 bakan yardımcısı olmak üzere sadece 3 kişi. Bir de telefonları var o dönem için. Çok önemli bir teçhizat. Ama farkı yaratan şey ne? Bu farkı yaratan işte umutları, önderlik yetenekleri, kendilerine, halkına, Türk halkına güvenmeleri ve demokratik bir cumhuriyet yaratma yönündeki kararlılıkları. Bu Sağlık Bakanlığı'nın en öncelikli şeyi, amacı nedir? Halkın sağlığını öncelikle korumak. Koruyucu hekimlik ön planda ki bence her zaman olmalı. Şu Covid pandemisi görüyoruz işte. Sağlık altyapımız hala oldukça sağlam diye düşünüyorum. Birçok başka zengin ülkelere göre biz çok daha sağlam bir altyapıya sahibiz. Halkın sağlığını kontrol etmek açısından. Bu da temelleri Kurtuluş Savaşı sırasında atılmış olan halkın sağlığını önceleyen sağlık politikalarının günümüze yansıyan sonuçlarıdır. Böylece salgın hastalıklar konusunda da büyük bir uğraş başlıyor. Öncelikle koruyucu hekimlik dedik, sonra var olan hastaların tedavisine yönelik hizmetler özellikle. Ne yapılıyor bunun için? O 3 kişiyle kurulmuş olan Sağlık Bakanlığı hemen bunlara yönelik daire başkanlıkları kurmaya başlıyor. Mesela günümüzde varlığı tartışılırdı hani bunlar olmalı mı hala diye.
çok önemli bunlar kurumlar diye düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı içerisinde Sıtma Savaş Daire Başkanlığı, Verem Savaş Daire Başkanlığı. Bunlar çok önemli. Düşünün her bir salgın, bu birçok gelişmiş ülkede yoktur. O hastalıklara, salgın hastalıklara yönelik özel isimle kurulmuş, özel yöntemlerle çalışan salgın hastalıklar daire başkanlıkları var. Bu ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Sadece tedavi, bugün günümüzde kapitalizmin özellikle ki şu pandemi döneminde büyük kapitalist ülkelerin iflas ettiklerini gördük sağlık konusunda. Acınası duruma geldiklerini gördük. Amerika en zengin ülkelerden birisi halk sağlığı konusunda fiyasko olan politikalarının sonuçlarını gördük hepimiz. Fakat Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte böyle bir şey hiç yok. Halkın sağlığını bütün olarak daha ileriye götürmek, korumak, gerekirse hastalananları tedavi etmek ve rehabilitasyona yönelik kurumlar olduğunu görüyoruz. Bu nedenle özellikle halkın sağlığını, halkın sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına saygı duyan bir devletin kurulduğunu görüyoruz. Birinci önceliği bu. Neydi? Büyük söz, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu her yönüyle, sağlık alanında da böyle. Ve tabii çok inanılmaz. Hani bugünün koşullarıyla baktığımızda başarılması çok zor gözüken inanılmaz sağlık başarıları. Büyük savaşlardan birisi, Kurtuluş Savaşı sürerken daha yapılan büyük savaşlardan birini de biz salgın hastalıklara karşı vermişiz. Ve bu dönemde tabii birçok hekim. Bu arada tabii Kurtuluş Savaşı diyoruz, işte bu olağanüstü bir dönem. Çanakkale Savaşları beni çok etkilemiştir. Çok kısa söz etmek istiyorum ondan da. Çanakkale Savaşı sırasında biliyorsunuz bütün tıp fakültesi öğrencileri bile cepheye gidip şehit oldukları için İstanbul Üniversitesi mezun veremeden kapattığı yıllar olmuştur savaş yıllarında. Çünkü bütün öğrencilerini kaybetmiştir cephede. Bu dönemde kıdemli bir tabip albayın yaşadığından söz etmek istiyorum. O hengamedir. Karşımızda bütün emperyalist güçler ve Türk ordusu savaşıyor. Çok daha az bir kuvvet. Karşı taraf tam teçhizatlı. Bizim teçhizatlar görüyoruz. Biliyorsunuz gezdiyseniz Gelibolu, Çanakkale'de. Çok eşitsiz bir silah teçhizat durumu söz konusu bizim lehimize. Ama tam anlamıyla evet işte Türk gibi güçlü sözünü dünyaya kabul ettirecek büyük bir savaş ve dahi yani taktiklerle, stratejiyle kazanılmış bir savaş söz konusu. Çanakkale geçit vermemiş bütün dünyanın emperyalist devletlerine. Burada bir tabip albay da o hengame içinde bir sürü yaralılar geliyor. İşte gelen ve hemen orada ölenler var. Bunlara bakıyor. Askeri hekimlikte triyaj dediğimiz şey yani öncelik kimde olacak? Seçmek günümüz acilinden çok farklıdır askeri hekimlikte. Hele savaş ortamında. En hafif olana önce bakarsınız, tedavi eder, cepheye yollarsınız. En ağırları sona bırakırsınız. Bu tabip albay da bakıyor ve önce triyaj yapıyor, sonra içeri girip gene kendisi toparlıyor, tamir ediyor, yaraları onarıyor. Ağır hastaları da bakıyor ve yani ayırıyor, beklemeye alıyor. Günümüz acilinde bunun tam tersidir. Hatta büyük ulu gezmiştim orayı Sargı Vadisi'ni gezmesi lazım her Türk'ün ve her hekimin dünyanın her yerinden. Büyük ulu bir çınar ağacı var. Ölümcül ve ağır olanları da oraya gönderiyor. Hani ölmeleri için aslında serin gölgelik bir yerde. Bir bakıyor ki sedyelerden birinde üzerine top güllesi düşmüş. Yani paramparça şarapnel her yerinde bir genç geliyor paramparça kan revan içinde çınarın altına diyor hani hekim tabip albay büyük bir şeyle ciddiyetle ve gayet vakur bir isim bakıyor çınarın altına diyor. Bakıyor ki sedyeden bir ses baba tek oğlu sedyede paramparça olmuş olan asker kendisinin tek öz oğlu. Bakıyor bunu her hekim her yerde herkes yapabilir mi bilmiyorum çınarın altına diyor. Ama bir dakika diyor, çok az sayıda olan morfinden tek doz oğluna yaptığı tek ayrıcalık bu. Hala anlatırken tüylerim ürperiyor. Tek doz morfin yaparak çınarın altına diyor. Tabii
işleri toparlayıp o hafif yaralıları cepheye yeniden gönderip sonra çınarın altına gittiğinde tabii oğlunu çoktan kaybettiğini biliyor zaten, öngörüyor ama görüyor. İşte böyle günlerle, böyle fedakarlıklarla aslında kurulmuş bir cumhuriyet. Aynı şeyi sağlık alanında her yerde, her noktada görüyoruz. Bu hekimin de işte taşınamaz olan 250 kiloluk mermiyi sırtında taşıyan olağanüstü askerden bir farkı yok. Bu hep birlikte bütün bir ulus, hepimiz kanımızla, canımızla, aklımızla, umudumuzla hep birlikte kurduğumuz bir devletimiz, bir cumhuriyetimiz var. Bunu sağlık alanında da olağanüstü başarılarla süslemişiz. Gene tifüs dedim örneğin ve koruyucu hekimliği çok önceleyen, olağanüstü başarılar kazanan, neredeyse bakın 1957 yılında çiçek hastalığı tamamen yok ediliyor. Tek bir vaka bile gözükmüyor. Tifüs vakası o yıllarda bir iki tane daha gözüküyor ve sonra tamamen yok ediliyor ülkemizden. Verem neredeyse siliniyor fakat sonra antibiyotiklerin düzensiz kullanımı nedeniyle şu an yeniden dirençli bir tüberküloz hani hortlamış durumda. Ama geçmişte bunların hepsi kontrol altına alınan salgın hastalıklar, başarıyla yönetilen trahom, koruyucu hekimlik ön planda dedim. Ben şeyi hatırlarım, ben çocukken bile, tabii çok daha sonra, çok çok sonraları, okullara göz muayenesine gelirdi hekimler ve her çocuğun göz kapağını çevirerek bakarlardı. İlaç sıkarlardı her bir çocuğun gözüne, varsa bir şey sorunlu olan çocuklar hani ayırırlar ve onlara her gün düzenli gelip o çocukların gözleri ilaçlanırdı. Hatırlıyorum bazı arkadaşlarımızın böyle çıkıp 10 kişi falan gidip ilaçlarının sürülüp sonra tekrar geldiklerini, aşı çok yaygın ve önemli biçimde, hani tabii Hıfzı Sağ'dan söz etmeliyim. Hıfzı Sağ hemen Cumhuriyet'le birlikte kurulan önemli yapılardan birisi. Hıfzı Sağ biliyorsunuz 2011 yılında kapatıldı. Genç Cumhuriyet, hemen daha bir yıllık bir cumhuriyet, bir Hıfzı Sağ enstitüsü kuruyor. Ne yapılıyor burada? Halkın sağlığına yönelik genel bütün araştırmalar, aşılar üretiliyor. Bugünkü Ankara Tıp Fakültesi'nin yerinde bir atların hani beslendiği yerler var. Oradan at serumları alınıp biz aşı üretiyoruz. Çin'e 1938 yılında biz kolera aşısı gönderiyoruz. Dünyanın birçok yerine satışını yapıyoruz bunların, kendimize yeteni ürettikten sonra ayrıca yurt dışına satışını yapıyoruz. Benim hocalarım var, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Türkiye'nin hani ilk tıp fakültesi odur. Sonra ikinci tıp fakültesi Ankara Tıp Fakültesi, başkentte 1945 yılında kurulur. Daha sonra Trabzon, üçüncü kurulan üniversite ve tıp fakültesi oradadır. Böylece hani yavaş yavaş yayılmış ama İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde hocam Profesör Doktor Ekrem Kadri Ünat. O da bir dahiydi. O da işte askerlerimiz nasıl hani olağanüstü cephede başarı kazanmışsa, o da bir dehayı görüyoruz. Araştırmayı yapan, hekimliği uygulayan, kökeni askeri hekimlikte onun da. Ve aynı zamanda kendi adıyla anılan buyonlar yapan, mikrobun üremesi için. İşte o dönem hocamız şeylerde anlatırdı, ders dışında anılarında bir yaşayan tarih ve efsaneydi tabii kendisi. Yeni Kapı'dan, o zaman tabii o zamanki Yeni Kapı koşullarında fareler yakalayıp üzerinde deneyler yaptığın, bizim gibi böyle işte şu seriden bu grup fare istiyorum değil bugünkü bilimsel, o günün koşullarında. Ama bakın hayvan deneyiyle, uygulamasıyla, işte kendi ürettiği petri kaplarını buyonlarla, çünkü yurt dışından geliyormuş daha önceden, düşünüyor bu nedir, yani bunu ben yapabilirim diyor. Kendisinin elinde onların yaptığı şeyler yok. Kendi elinde olan koşullarla buyon yapıyor mikropların üremesi için vesiyeli. Bir yandan bilim, bilim ve araştırma Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde yine büyük bir hızla sürüyor. Hani şu an bu koşullarda bilim üretemem, hani olağanüstü koşullar diyen kimse yok. Hem kitaplarını okuyorlar, hem araştırmasını yapıyor, hem hastasını tedavi ediyor. Öte yandan bir de işte düzgün politikalarla yurdun bütün dört bir yanına yayılan sağlık kurumları. Biraz önce söz etmiştim, tabii Türkler ilk hastaneleri kuranlar, ta 13. yüzyılda, 12. yüzyılın sonlarında dünyada ilkleri kuranlar.
Fakat Osmanlı İmparatorluğu döneminde inanılmaz bir genişlik ve büyük bir güç olan dönemde ve sonrasında bu yapılan görkemli hastanelerin birçoğu Anadolu dışında. Yani birçoğunu gittiğim ülkelerde ziyaret etme fırsatı buldum. Bunlar bazı çoğu yıkılmış tabii. Özellikle Orta Doğu'da olanların çoğu korunmamış. Bunlar ama görkemli, çok büyük hastaneler. Çoğu ne yazık ki Anadolu dışında. Anadolu'da 2-3 tane çok büyük ve biz korunduklarımız günümüze aktarılanlar. Hala görkemli yapılar ve hastaneler geçmişten günümüze 12. yüzyıldan Sivas, Kayseri, Sivas'ın merkezi ve Divriği'de olan şeyler mesela olağanüstü. Bunlar tarihsel eserlerdir. Ama bunun yanı sıra Anadolu'da işte bütünüyle 80'i geçmeyecek olan sağlıkla ilgili kuruluş varmış Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Ve sonra tabii akılcı ve sağlıklı politikalarla Refik Saydam'ın öngörülü çalışmalarıyla daha sonraki yıllarda 1945'lerden sonra Behçet Uz biraz daha gene koruyucu hekimlik ama tedavi edici hekimliğe de 1950'lerden sonra tedavi edici hekimliğe de ağırlık verilmeye başlanıyor. Ama öncelik Cumhuriyet, Genç Cumhuriyet'in aşılarıyla, hastaneleriyle her bir halka, her bir yurttaşa bir yurttaşlık hakkı olarak hastalıklardan korunma ve tedavi olma konusunda ulaşmayı hedefliyor, çalışıyor ve bunu sağlamaya çalışıyor. Büyük bir savaşı da sağlıkla ilgili cephede kazanmışız. Çok gurur duyabileceğimiz atalarımız var. Numune hastaneleri hemen hızla hekim de yetiştirmeye başlıyor tabii. Bir yandan sürüyor. Bir de biliyorsunuz 1933 yılında bir üniversite reformu var. Ayrıca o dönem Nazi Almanya'sından kaçan Yahudi bilim insanları var. Bunlara da gene Atatürk büyük bir öngörü göstererek aslında bunların en iyilerini, tabii başka ülkelerinde seçtiklerini hani görüyoruz daha sonra. Savaş zamanında bile bazı Nazi bilim adamlarının Amerika'da giderek NASA'yı kuran çekirdeği oluşturduklarını bugün günümüzde artık biliyoruz eski belgeler açıklanınca. Atatürk büyük bir öngörüyle bu değerli bilim insanlarının hepsini ülkeye davet ediyor. Ve böylece hem tıp alanında, hukuk alanında, yönetimle ilgili konularda bunların hepsinin önemli bilim çekirdekleri oluşturmasına olanak sağlıyor. Tıp eğitimi öncelikle sadece İstanbul'dayken daha sonra işte Ankara'da ve yurdun değişik yerlerinde Ege Üniversitesi daha sonra kuruluyor. Böylece tıp eğitimi verilmeye başlanıyor. Bir şey daha çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadın doktorlar, ben bir kadın hekimim ve önemli bir şey tıp eğitimi dünya üzerindeki en zor, en uzun eğitimdir. Geçmişte de öyleydi, gelecekte de böyle olacaktır, günümüzde de böyle. Bu uzun eğitimde kadınlar ne durumdaydı? Biraz ona da değinmek istiyorum. Özellikle 1922 yılında ilk kadın hekim Doktor Safiye Ali geliyor ve İstanbul'da muayenehanesini açarak hizmet vermeye başlıyor. Aynı yıl içinde gene Safiye Ali niye Viyana'da okuyor? Çünkü alınmıyor tıp fakültesine. Atatürk'ün ilk emirlerinden birisi de bu emir ve sert bir emir. Kızlar eğitim hakkından erkeklerle eşit olarak yararlanacaktır. Ve bütün fakülteler kızlarımıza da açıktır biçiminde. Böylece 1922 yılında 6 tane kadın tıp fakültesine ilk kez kabul ediliyorlar. Safiye Ali Viyana'da tamamlayıp ilk açan, muayenehane açan doktor, kadın doktor ülkemizde 1922 yılında 6 tane kadın tıp fakültesine giriyor. Bu arada erkek öğrencileri de soruyorlar, hani nasıl bakıyorsunuz, bir anket yapıyor. Erkek öğrenciler de destekliyorlar kadın hekimlerin yetişmesini ve sınıflarına alınmasını. Ama bu arada belgelerden gene buna ve çeşitli anlı kitaplarından ulaşıyoruz. Kendi aralarında bir şey dolaşmaya başlıyor. Çünkü anatomi dersinde özellikle anatomi amfileri tıpta böyle şeydir. Herkes görebilsin diye çok dik amfilerdir. Ortada diseksiyon ve kadavranın üzerinde çalışılan alanlardır. Kadavra dersi her tıp öğrencisi için biraz zordur. Çünkü düşünün bir insan bedenini bilgi, görgü, o konuda eğitiminizi tamamlamak üzere keserek açıp öğreniyorsunuz. Zor bir şey tabii. Herkes için çok kolay değil. Her yıl 5-6 kişi yuvarlanırmış. Çok da dik ya.
Yani gözleri kararıyor, baygınlık geçiyor ve yuvarlanarak aşağı şeye kadar düşüyorlar. Erkek öğrenciler aralarında bu konuda espri yapıyorlar. Diyorlar, bu yıl 6 tane kuşun düşeceğini biliyoruz. Kimin 6 tane düşeceğini biliyoruz. Ve yılın sonunda gene o hekimlerden birinin anılarından öğrendiğimiz bilgi bu. Evet, gene aynı oranda 5-6 kişi düşüyor aşağı ama kızlardan hiç kimse düşmüyor, aşağıya yuvarlanmıyor. Ayrıca bu kızların gelecekleri de tıp tarihi açısından hepsini araştırmıştım, yaşamlarını. 3 tanesi çok ciddi cerrahi alanlarda uzmanlaşıyorlar. Daha sonra dünyada ve ülkemizde cerrahi genellikle çok ağır ve şey bir iştir. Erkek işi olarak görülür. Düşünün, hiçbir şey yok ve 3 tanesi doğrudan çok sert cerrahi alanlarını seçiyorlar. Bu bile aslında o eşitlikçi yapının yansıması. Her şeyi yapabilirsiniz, eğitimli olmalısınız diyor ve bütün fakültelerin açılmasını söylüyor. Burada anmadan geçemeyeceğim. Örneğin kendisi de Türkiye'ye büyük hizmetler vermiş olan Profesör Doktor Şevket Ruhacan, Hacettepe'nin dekanıydı, Koç Üniversitesi'nin kurucu dekanı oldu. Çok önemli bir kadının tek çocuğudur. Melahat Ruhacan, dünyanın ilk kadın Yargıtay Başkanı ülkemizde ve dünyada. O da aynı yıllarda hukuk fakültesine giriyor, İstanbul'daki şeyine ve o da iyi bir hukukçu olarak dünyada ilk Yargıtay Başkanı kadın hukukçu olarak ülkemizden bunu görebiliyoruz aslında. Birçok kadın aynı zamanda dünyada ilk olacak kadar genç cumhuriyetin kurumlarında, üniversitelerinde eğitim alarak dünyada ilk kadınlar olarak mesleklerinde önderlik ediyorlar. Sabiha Gökçen ve birçok başka alanda olduğu gibi. Bunlar hep işte Genç Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında da dev başarılar ediniyor. İnanılmaz başarılar bunlar. Hani günümüzde belki çok zor olacak şeyler. Burada şuna da önemsiyorum. Umudu olan, geleceğe inanan, kendine güvenen, halkına güvenen ve toprağını seven. Vatanseverlik diyoruz işte buna. Vatansever bir grup iyi eğitimli insanın çok iyi ve halkını önceleyerek kurduğu politikalar sayesinde topyekün el birliğiyle bütün halkın o umuda inanarak canını ortaya koyarak başardığı bir savaşın sonunda yepyeni, modern, dünyanın önde gelen ülkeleri, devletlerinden birini kuruyoruz. Dünyaya aşı ihraç ediyoruz, ilaçlarımızı kendimiz yapmaya başlıyoruz ve bu sırada bir yandan da bilimi, araştırmayı, eğitimi hiç ihmal etmeden üniversitelerde çok başarılı olacak olan gelecek kadroları yetiştiriyoruz ve sonra onların yetiştirdiği kadrolar. Biliyorsunuz bu konuda özellikle önemli şeyler vardır. Bunlardan birisi de yurt dışına çok önemli konularda yurt dışına gönderilen ilk o konuda eğitilen insanlardır. Bunlar yurda döndüklerinde her konuda harikalar yaratmışlardır. Ne diyor? Bir öğrencinin anılarından söz etmek isterim. Kendisi Ankara tren garında işte yurt dışında bir eğitim için gönderilmek üzere seçilmiş çok zeki bir genç. Gidiyor tren garına, bir yandan da savaş ortamı, kendini çok yalnız, çaresiz, hani tren gidecek ama nereye kadar, nereye gidiyor? Bu konuda tereddütler içindeyken kendisinin adını anons eden biri olduğunu duyuyor. Gidiyor bir posta memuru kendisine, siz misiniz diyor ve bir telgraf uzatıyor. O cepheden o genç öğrenciye gönderilmiş olan bir telgraf bu. Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Siz diyor kıvılcımlar olarak gidecek, eğitim alıp gelecek ve ülkemizde o konuda meşalelerinizle geleceği kuracaksınız. Yanınızdayım, desteğin, arkanızdayım. İhtiyacınız olduğu her an her tür sorununuzu çözmek üzere yolunuz açık olsun diye o gepegenç, zeki, yurt dışına gönderilecek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin meclis daha kurulmuş, cumhuriyet bile yok. Savaş cephesinden kendisine gelen telgraftan söz ediyorum. Dahi bir önderin gene kendisi gibi dahilerle topyekün geleceği kurmak üzere inancı, umudu ve gücüyle yarattığı bir ülkenin kuruluşuna bunlar
çok önemli tüyler ürperten tanıklıkları diye düşünüyorum. Aslında şu anda tıp tarihinden söz ediyoruz. Cumhuriyet döneminin hani yaptığı salgınlarla mücadele ve sağlık alanında kazandığı başarılar, kurduğu yapılanmalardan söz ediyoruz. İşte lepra hastaneleri kurulması, sonra lepranın kökünü kazıyan da gene değerli hocam İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Türkan Saylandır. Türkiye'nin dört bir yanında elinin değmediği lepra hastası kalmamıştır. Kökünü kazıdı ama sonunda. Yani bunlar tabii önemli başarılar diye düşünüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Genç Cumhuriyet'in en önemli ilkelerinden birisi neydi dedik? Halkın sağlığını öncelemek. Öncelikle halk sağlığı ve korumak. Bu aynı zamanda bir etik söyleşisi de aslında. Farkındasınız. Yani tıp tarihi anlatıyoruz ama aynı zamanda bu bir etik. Çünkü şeyi seçiyoruz. Neyi öncelediğimizi seçiyoruz ve düşünün seçtikleri politikalar kendileri ve yakınları için hiçbir şey içermiyor. Canları pahasına kendilerini, hayatlarını ortaya koymuş, bilgisini, becerisini, servetlerini, her şeylerini cansiperane çalışan insanlar, bu bir etik duruştur. Aynı zamanda bu etik bir politika hikayesidir. Ben ayrıca kamu yönetim ve siyaset bilimi alanında da uzmanım, hekimliğimin ve tıp tarihi etik ana bilim dalı başkanı olmanın yanı sıra kamu yönetim siyaset bilimi. Politikalar da zaten tarihte ilk politika kitabı Nikomakos'a Etik Dersler diye politika adıyla Aristo tarafından yazılmıştır. İşte etikle politika yakından ilişkilidir. Bakın bütün politikalar etikte en iyiye ulaşmanın örnekleridir, yaşayan canlı örnekleridir. Tıp tarihinden söz ediyoruz ama aynı zamanda tıp etiğidir bütün konuştuklarımızın hepsi. Teşekkür ederim.